Evet, hepinize merhaba. Not defterinin saati başladı. Geçen hafta kooperatifçilik konuşuldu ve bu hafta yine eğitim var ve konuğum Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri Sayın Vedat Tek. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Evet, yoğun bir günle başladınız bugün Vedat Bey. 20 Temmuz Fen Lisesi'nde bugün bir eylem vardı. Öğrenciler, öğretmenler, veliler, okul aile birliği. Böyle bir eylem gerçekleştirdiniz. 8.30-10 saatleri arasında. Daha sonra da bir basın açıklaması düzenlediniz. Birazcık bilgi alabilir miyiz bugünle ilgili? Böyle başlayalım derseniz. Şimdi tabii biliyorsunuz bu okulumuzda kadın beden eğitimi öğretmeni eksikliği vardır ve bu aslında geçen seneden bugüne kadar gelen bir sorun. Geçen yıl 1 Şubat ayında, 1 de Mart ayında iki tane kadın öğretmenimiz emekliye ayrıldı. Bu yıl bu kadın öğretmenlerin yerine ihtiyaç gösterildiği halde bir nakil yapılmamıştır. Nakil yapılmadığı için de bu öğretmenlerimizin dersleri bir şekilde telafi edilmemiştir. Evet. Dolayısıyla 20 Temmuz Fen Lisesi'nde aslında 3. sömestirdir. Öğretmen yok. Kadın öğretmen eksikliği vardır. Evet. Dolayısıyla bu gün yaptığımız eylem, tabii ki başka öğretmen eksiklikleri de vardır. Yani Temmuz ayında nakiller gerçekleştiği, ihtiyaçlar belirlendi ve bu ihtiyaçların tümü tamamlanmadı. Evet. Yani şu anda 6 tane geçen yıldan gelen eksik öğretmen var. Ayrıca emekli olan öğretmenlerin yerine de başka öğretmenler atanmadığı için yani 7-8 tane öğretmen eksiği gözükmektedir. Evet. Ve bu okuldaki sorun şudur. Birinci dönem beden eğitimi notu işlenmemiştir. Tabii. Dolayısıyla bu çocukların not ortalaması alındığı zaman sene sonunda binde 2.2 şeklinde bir ağırlık olmayacaktır bu notlarında. Dolayısıyla diploma derecesini de etkileyecektir. Son sınıf olan tabii. Tabii ki bu bir kaygımız, velinin kaygısı, öğrencinin kaygısı, ama bir kaygımız daha var sendika olarak bizim. Fiziksel gelişimini tamamlayamıyor bu öğrenciler. Çünkü beden eğitimi dersinin bir hedefi vardır. Tabii ki. Bu hedefe ulaşmak için de bir program dahilinde bir takım çalışmalar, bir eğitim çalışması sürdürülüyor ve bu aynı zamanda fiziksel gelişimini de tamamlıyor öğrenci. Dolayısıyla bu fiziksel gelişimi de eksik kalıyor. Ve biliyorsunuz öğrencilerin işte bu yaşta, ergenlik çağında olan öğrencilerin de beden eğitimine, spora büyük ihtiyaçları vardır. Çok. Bu tabii ki bu şekilde sekteye uğratılarak bu öğrencilerin gelişim dönemi de yapılamamıştır. Bunun yanında notla ilgili sıkıntıları vardır. Velilerin özellikle aile birliği onun için harekete geçmiştir. Sene başından beri tabii ki biz bu sorunları bakanlığa iletiyoruz. Yazılı da var. Öğretmen ihtiyaçları şunlar, müdür muavini ihtiyaçları şunlar diye bir takım yazılı bildirilerimiz da olmuştur. Basında da açık. Geri dönükler işte yapılamıyor. Yani bu şekilde açıklamalarımız var. Bakanlığa doğrudan doğruya görüşmelerimize iletiyoruz. Yazılı veriyoruz ihtiyaçları. Buna rağmen bu ihtiyaçlar karşılamamıştır. Ve bu okul biliyorsunuz Eğitim Bakanlığı'nın 100 metre ilerisinde bir okul. Evet. Ve bu okul daha beden eğitimi dersi yapılamıyor ki kız öğrenciler burada nüfusun 3/2'sini oluşturuyor. O okulda evet. O okulda. Evet. Yani kalabalık bir kız öğrenci grubu vardır. Erkek öğrenci oranında daha fazla. Evet. Daha fazlalar ve buna rağmen bu öğrencilerin bu ihtiyaç, yani fiziksel ihtiyaçlarını da bir araya getirirsek yani bu karşılanmıyor. Peki Vedat Bey, çok özür dilerim, sözünüzü kestim. Erkek öğrenciler beden eğitimi dersini herhalde anladığım kadarıyla yapıyorlar. Peki kız çocuklar, kız öğrenciler o anda ne yapıyor bu çocuklar? Serbest bırakılıyor ya da kafeteryaya gönderiliyor. Ne kadar boşta olan boşluk. Evet. Boşta yaşanıyor. Ve ona rağmen işte Sayın Bakan 24 Şubat'ta basına bir beyanat verdi. Bir gazeteye, yerel bir gazeteye. Ve diyor ki öğretmen eksiği yok ama yaratılıyor. Yaratılıyor. Yani biz öğretmen eksiğini kim yaratıyor? Veliler mi yaratıyor? Okul idaresi mi yaratıyor? Kim yaratıyor bu öğretmen eksiğini? Yani böyle bir beyanatı vardır. Halbuki öğretmen eksiği var ve gündemde olan bir konudur. Olmasa okul idaresine işte yetki bekliyoruz cevabı verilmezdi herhalde. Tabii ki. Okul idaresine verilen cevap işte
Maliye Bakanlığı'ndan yetki bekliyoruz ve onayı bekliyoruz ve bu öğretmenimizi oraya görevlendireceğiz diyor. O zaman niye gazeteye böyle bir açıklama neden yapılıyor? Bu bir çelişkidir ve bu eksiklik şu anda temel olarak 6 öğretmen eksikliği vardır. Ayrıca emekli olanların yerinde öğretmenler atanmamıştır. Bunun yanında 20 tane müdür muavini ihtiyacı var. Atölye şefi ihtiyacı var. 2 tane müdür ihtiyacı var. Yani bunlar da eğitimin bir parçası. Bunlar da eksik olduğu zaman eğitimin geneli zarar görüyor. Dolayısıyla bunların karşılanması için gerekli çalışmalar yapılıyor. Biz sendika olarak bugün okul aile birliği, okul idaresi, öğretmenler ve öğrenciler eylem yaptık orada. 20 Temmuz Fen Lisesi'nde. Ve çarşambaya kadar süre verdik. Yani bakanlık bu süreye kadar bu öğretmenimizi oraya bir öğretmenimizi görevlendirmezse başka değişik eylemler ortaya çıkacak. Günün sonunda, sene sonunda beden eğitimi notu eksik kalacak. Bu tabii ki öğrencilerin, üniversiteyi hedefleyen tabii öğrencilerin ki. Büyük bir sıkıntısı diploma ortalaması çok sorun. Büyük bir sıkıntı olarak karşımıza çıkacak. Bunların çözülmesi için tabii ki artık sözün bittiği yer, yani anlatıyorsunuz, söylüyorsunuz, yazıyorsunuz ama eyleme dökülmesi gerekirmiş ki bir takım duyarlılık oluşabilsin. Biz de bunu bugün yaptık. Devam edeceğiz. Eğer çarşamba kadar bu çözülmezse bu okuldaki eylemlerimiz devam edecek. Değişik şekillerde eylemlerimiz devam edecek. Öğrenciler ne diyor Vedat Bey? Hani tabii ki anne baba, az önce söylediğiniz veliler, hani çocuklarının geleceğiyle ilgili kaygılı, dediğiniz gibi üniversite sınavlarında da bu diploma ortalamaları çok büyük önem taşır. Sizin zaten tutumunuz belli, öğretmenlerin tutumu belli. Öğrenci ne diyor bu noktada? Öğrencilerin de yani öğretmen talebi vardır. Çünkü onlar da bilinçlidir biliyorsunuz. Tabii ki lise artık, yani lise öğrencisi. Lise bunlar. Öğrencisi ve onlar bu hesabı yaptı. Biraz önce söylediğim o binde ikilik tabii ortalamayı etkileyecek hani hayatları hesabı onlar yaptı. Bir şey çocukların. Yani onlar farkında bu olayın. Bir de yani öğrenci olarak işte bir etkinlik, bir deşarj olma aslında saati. Hem vücudunu, fiziksel gelişimini sağlıyor hem de bir deşarj oluyor tabii öğrenci. Ki. Yani bu kadar yoğun, çünkü biliyorsunuz fen lisesi orası. Bir yoğun bir fen programı var. Üniversiteye hazırlandıkları üniversite, bir süreç, en zor dönemleri. Üniversiteye hazırlanıyorlar. Yoğun bir fen programı var. Dolayısıyla bu tür dersler aslında onları rahatlatacak. Hem bir ders hem bir moladır. Evet, mola ve yani fiziksel gelişimi tabii de, ki, ruhsal gelişimi de sağlayan bir ders. Yani öyle sıradan işte bu ders laf ola konmamıştır. Olur mu öyle şey? Yani bu bir eğitimi bir bütünüdür. Bir tabii bütün olarak düşünmek lazım ve o şekilde önlemler alması lazım Eğitim Bakanlığı'nın. Yani bu eksik varsa bunun tamamlanması lazım. Çünkü eğitimin bir çarkı çalışmıyor demektir. Yani öğrenciler de bunun farkında. Tabii. Çok ilgi gösterdiler. Katılım yüksekti öğrenciler açısından baktığımız zaman. Tabii ki öğretmenler de hepsi eline katılmıştır, destek vermiştir ama öğrencilerin duyarlılığı gerçekten çok önemli. Yani ne olup bittiğini farkındalar artık öğrenciler. Evet. Ya artık sizden öğreneceğiz bunun sonucunu. Hani bugünkü eylem sonrasında sizlere herhangi bir dönüş eylem sonrası oldu mu Eğitim Bakanlığı ile alakalı? Yani resmi bir şey olmadı. Resmi bir açıklama gelmedi bize henüz. Biri aramadı. Yani biz zaten söyleyeceğimizi söyledik. Söylediniz. Kamuoyu önünde söyledik, deklare ettik. Artık çarşamba günü bekliyoruz. Çarşamba gününden sonra gerekli önlemler alınacak. Yani onların okul idaresinde söyledikleri var. İşte Maliye Bakanlığı'ndan yetki bekliyoruz gibi bir açıklaması oldu. Gazeteye açıklamada bulundu. Öğretmen evet, eksikliği yok diye. Evet. Ondan sonra da işte bakan diyor ki işte yetki bekliyoruz. Tutarsız bir yaklaşım evet ortaya çıkıyor. Biz tabii ki bunun takipçisi olacağız. Tabii ki. Yani tabii ki buradan çağrımız velilere de daha duyarlı olmalarını tavsiye ediyoruz. Eğitim çocukların geleceğini şeye bırakmasınlar. Yani işte boşlukta kalmasın. Boşlukta kalmasın. Ne bileyim işte rastlantıya bırakmasınlar çocukların geleceğini, takip etsinler. Çünkü eğitim bu süreçler önemli süreçlerdir ve günün sonunda öğrenci mağdur olmaması lazım. Ama belli ki bugün hani az önce de söyledik, siz de söylediniz, görülen tablo bugün
Gerek sizlerin sendika olarak, gerek öğretmenlerin, öğrencilerin, okul aile birliğinin, velilerin birlik içerisinde oluşu etkili olacaktır diye düşünüyorum ben. Etkili olacaktır ve sevindiricidir. Evet. Yani bu üç ayağın da bir araya gelmesi, öğretmen, öğrenci, veli. Bir araya gelmesi eğitimin üç ayağını oluşturuyor. Her zaman söylediğiniz nokta. Evet, bunların bir araya gelmesi gerçekten çözüm için, çözümün bulunması için ve eğitimin selameti için önemli bir unsur. Bunu da bugün gerçekleştirmiş olduk. İnşallah Eğitim Bakanlığı da bu... Bugün ve yarın artık bekleyecek. Dikkate alır bu eylemi ve ona göre önlemlerini alır. Evet, var mı bu konuyla ilgili başka söylemek istediğiniz? Çünkü geçen haftaki bir başka eyleme dönmek istiyorum ben. Yani bu... Eylem bu şekilde bir süre verilerek çarşambaya kadar iki günlük bir süre verildi. Yani bizim sonuçta tabii ki bütün okullardaki eğitimin aksamaması için, ihtiyaçların giderilmesi için de bir uyarıydı bu aslında, bir ikazdı. Yani diğer okullardaki sorunlar için de bir ikazdı. Ve özellikle sınıf geçme sınav tüzüğündeki yapılan uygulamalar, yapılan değişiklikle okullardaki eğitimin nasıl aksadığını da defalarca anlatıyoruz. İnşallah bugün bu da dikkatlerini çekmiştir. Yani çünkü sınıf geçme sınav tüzüğüyle beraber bir takım okullarımız, özellikle klasik liselerde eğitim yapma şansı ortadan kalkmıştır. Ve bunu devamlı surette aktarıyoruz, iletiyoruz. Tüzük değişikliği için önerilerimiz vardır. Bir toplantı düzenleyi oluşması lazım. Bu tüzük değişikliği ile ilgili çalışmaların sonuçlandırılması lazım. Aksi takdirde gelecek yıl bu sınıf geçme sınav tüzüğünden dolayı bir takım okullarda sıkıntılar yaşanacak ve ister istemez eylemler baş gösterecektir. Peki bu bir uyarı greviydi anladığım kadarıyla ifadeleriniz. Uyarı eylemiydi, evet. İki gün sonra tabii ki bunu dilemeyiz ama henüz bir net yanıt olmadı. Öğretmen atanmadı. Ne bekliyor okulu, öğrencileri, sizleri? Yani bunun artık sonuçlandırılmasını bekliyoruz biz. Çünkü ciddi bir ikaz yapılmıştır. Öğrenciler, veliler, okul aile birliği, okul idaresi, öğretmenler hep bir arada bir ikaz yapmıştır. Dolayısıyla bunun sonuçlanması lazım artık. Ve diğer okullarda olan sorunların da çözülmesi için gerekli diyaloğun sağlanması lazım. Evet, gelelim diğer eyleme. Geçen hafta yaptığınız hazırlık ödeneği konusundaki eyleme. Evet. Bununla ilgili de birazcık bilgi aktarabilir miyiz bizi izleyenlere lütfen? Şimdi biliyorsunuz bu hazırlık ödeneği öğretmenler yasasının 100. maddesine göre her ders yılı başında asgari ücretin 1.75'i kadar ödenir diye bir yasa maddesi vardır. Öğretmenler yasası maddesi vardır. Ve ne yazık ki bu yasa uygulanmıyor, bu madde uygulanmıyor. Geçmiş yıllarda ikiye bölünerek verildi. Şimdi nasıl verileceği meçhul. Belli değil. Belli değil ve 2011'de giren öğretmenlerimize de başsavcılık görüşü olduğu halde, verilecek denildiği halde, başbakanın açıklamalarından verilecek denildiği halde hala daha ödenmemiştir. Bununla ilgili bir dizi eylemlerimiz olmuştu geçen yıl. Evet. Biliyorsunuz 2011'lerle beraber ve zaman zaman diğer öğretmenlerle beraber bir takım eylemlerimiz olmuştu. En sonunda bir başsavcılık görüşü alındı ve bu başsavcılık görüşünde de bunun ödenmesinin bir engel ödenmesi yönünde bir fikir. Engel olmadığını söyledi. Ortaya çıktı. Ondan sonra hükümet değişikliği oldu. Yani CTP-UVP hükümeti kuruldu ve biz bunun sene başında ödenmesi için gerekli girişimlerde bulunduk. Ama ne yazıktır ki bu hazırlık ödeneği 2011'lere hiç ödenmedi. Şu anda çalışan öğretmene de işte çok cüzi bir miktarda ödeme yapılmıştır. Ne zaman ödeneceği, nasıl ödeneceği de konuşulmuyor yani. Bu şekilde bir boşluk var. Dolayısıyla bununla ilgili Maliye Bakanlığı'na bir eylem yapılmıştır geçen hafta. Bu başsavcılık görüşünü hatırlatmak için ve başbakana da verdiği sözü tutması için bir eylem gerçekleştirdik. Ondan sonra tekrar başbakana siyah çelenk kondu. Partilere siyah çelenk kondu.
Bu konu aslında bizim hassas olduğumuz bir nokta. Çünkü öğretmenler arasında bir ayrım yaratıyor. Çatışma da çıkıyordur öğretmenler arasında. Çıkmasa bile bir tartışma konusu ortaya çıkmış durumda. Bir kısım öğretmenler alıyor, bir kısım öğretmenler almıyor. Hatta maaşı düşük olan, göç yasasından gelen öğretmenler alamıyor. Dolayısıyla bu aslında bir huzursuzluk konusu. Aha. Bunu defalarca dile getirdiğimiz halde, eylemler şeklinde de yaptığımız bir konu olduğu için, eylemlerle beraber götürdüğümüz bir konu olduğu için sonuçta bir başsavcılık görüşü ortaya çıkmıştır ve bunun uygulanmasını bekliyoruz. Başbakanın da görüşü 5 Ekim mesajında, Dünya Öğretmenler Günü mesajında da bunun ödeneceği yönünde bir basına bir açıklaması vardır. Yani onu bağlayan bir açıklamadır. Üzerinden 4 ay geçti. Hala daha bu hazırlık ödenekleri ödenmiyor. Bunu hatırlatmak için ve bu göç yasasına dikkat çekmek için eylemler yapıldı. Bunun neticesinde iktidardaki siyasi partilere siyah çelenk kondu. Başbakanlığa siyah çelenk kondu. Bu konunun takipçisi olduğumuzu ve olacağımızı ve sonuçlarına kadar devam ettireceğimizi kamuoyuna deklar etmiş olduk. Bunun takipçisi olacağız ve bu hak, yani gasp edilen bu hakkın yerine getirilmesi için elimizden geleni yapacak, başka çaremiz de yok. Yani bir gasptır bize göre. Bu gasp edilmiş bir hak. Ha. Yani yasada olduğu halde bir gasp söz konusu. Ki bu hükümet de zaman zaman bu gasp işlerini yapabiliyor. Buna dur demek için bunun takipçisi olacağız. Peki bu eylem sonrasında herhangi bir küçük dahi olsa bir adım atıldı mı? Herhangi bir gelişme var mı? Yani gelişme şu şekilde işte CTP Genel Sekreteri görüşme randevu verdi. Böyle bir görüşme gerçekleşecek ama yani daha önce de bu görüşmeler yapıldığı için bir adım atılması lazım aslında. Görüşmeden çok adımın atılması lazım. Bunun çözüm yolları da bellidir. Yani bunun artık tartışılır tarafı yoktur. Ya üst kurul toplanır, danışma kurulu toplanır. Yani 3 bakan ve 2 sendika toplanır, bu işi çözer. Bu hazırlık ödeneğini bu şekilde bir çözüme ulaştırır. Ya da meclisten ya da işte uygulaması neyse bunun yapılıp sonuçlanması lazım. Yani hala daha bu başsavcılık görüşü orada duruyor. Ona uygun bir şekilde bu ödemenin yapılması lazım. En azından bir söz verildiği bazı makamlar tarafından bu sözün yerine getirilmesi lazım. 5 Ekim demiştiniz. 5 Ekim günü konuşuldu zaten. Konuşuldu. Başbakanın da bu konuda beyanatı vardır, açıklaması vardır. Bunun, bu sözün yerine getirilmesini bekliyoruz. Evet. Biz kanal olarak yaklaşık 3 dönem ya da 4 dönem olmuştur sizlerle not defterini yapıyoruz. Evet. Şu anda aklıma gelen oldu. Bunu da sizinle paylaşmak istiyorum ben. Okulların eksiklikleriyle başlamıştık. Tahir Bey'le çok konuştuk ilk programlarımızda. Pek çok eksikliklerle başlarız demiştik. Öyle başlardık. Artık eğitim dönemi sonunda artık son programımızı yaptığımızda gelinen son nokta nedir diye şöyle bir Tahir Bey önüne koyardı tabloyu. Yine okullarda eksiklik vardı. Yine öğretmen eksikliği vardı. Evet. Ve şu anda üzerinden 3 sene geçti programımızın. Devam ediyoruz sizlerle. Bir düşündüm ki hep aynı şeyler devam ediyor. Konuştuğumuz şeyler öğretmen eksikliği. Evet. Hani bakın az önce konuştuk 20 Temmuz Fen Lisesi'ndeki olay. Evet. Haziran ayına geliyoruz. Şunun şurasında 3 ay kaldı. 3 sömestr oluyor. Evet. Bu sorun devam ediyor. Bir türlü giderilememiş konular bunlar. Hani tabii ki sorun olur. Sorunsuz gitse diye düşünür herkes ama mutlaka sorunlar çıkar ama bizim konuştuğumuz konular hep genellikle aynı sıkıntılar, öğretmenin aynı sıkıntılarını yıllardır konuşuyoruz. Eylemler gitgide arttı. Evet. Sonuca ulaşmak adına yani, tabii ki bunlar. Bu arada 3 tane hükümet değişti. Evet. 3 tane hükümet değişti. 3 hükümet değişti. Yani yaklaşım da önemli. Yani evet. Olaya yaklaşım biçimi de önemli. Yani sorunun bir iyi niyet görürsünüz ve sabredersiniz. Aslında bu beden eğitimi, kadın beden eğitimi öğretmeni konusunda bir iyi niyet gösterildi. Yani 3. sömestreye giriyoruz. Geçen sene Şubat'ta emekli oldu, 1 Mart'ta oldu öğretmen arkadaşlarımızın. Evet. Bir iyi niyet gösterildi. Bu senenin başında işte
gelecekti, geliyordu, verilecekti diye bir diyalog vardı ve sabredildi yani birinci dönemde tamamlandı. Evet. Ama, ikinci döneme geldik ve artık yani şunun şurasında... Yarın öbür gün sınavlar var zaten. Yani, çok kısa bir süre Nisan kaldı. Nisan başı sınavlar evet, vardı. Evet, evet. Ondan sonra 19 Mayıs falan filan değil. Zaten bitti okul. Bitiyor. Evet, evet. Dolayısıyla... Hani şey de var Vedat Bey, yani kendi öğrenciliğimize dönecek olursak, düşünsek öğrenci olarak o okulun içerisinde motivasyon da biter. Hani o bir 8'de başlar derse tıkır 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 ve en son dersten sonra insan çıkar ve gider. Evet. Hani dersi yap yap, bir boşluk artık böyle bir rahatlığa erer o çocuklar. İşte dediğiniz gibi kafeteryada, okul kantininde otururlar. Evet, sonrasında evet. Artık arkadaşlarını beklerler. Bir sonraki derste hani düşünün sınıfta siz beden eğitimi dersini yapın, ben yapamam. Evet. Bu da hani insanın eşitsizlik. Güzel noktalar bunlar. Evet. Öğrenci adına da düşünüldüğünde gerçekten çok zor bir dönemdi 20 Temmuz Fen Lisesi'nin içerisindeki öğretmenler adına da. Hani düşünün boşta olan bir sınıf var veyahut sınıflar var o anda. Onların yani okuldan çıkması. Yani yarışmaları var bunun. Yani yarışması vardır, töreni vardır evet, ki. Evet, evet. Bir kadın öğretmen var şu anda okulda. Ona kaldı bütün yük. Yani neye yetebilir ki bir neye öğretmen? Yani, kız öğrencilerle ilgili tabii. Konular, yarışmalar, törenler hep bir tek öğretmenin evet. sırtına kalmıştır. O da tabii ki isyan ediyor artık. Bunu çekecek durumda değil. Çünkü tarafsız baktığınızda haklı. Haklı. Yani haklı. Büyük bir yük altında. Tabii. Onun da zamanı yetmiyor ve bir sürü olay var. Yani yarışmadan geri mi kalacak? Spor karşılaşmasından geri mi kalsın? Hani iyi bir derece istiyordur evet. öğretmen olarak okulundan. Yani o var. Bir de yani okulla öğrencilerin de motivasyon. Yani belki bir sürü öğrencinin sporda büyük bir yeteneği vardır. Şimdi onu söyleyecektim size. Yani onların öne çıkarılması lazım. Onların o arzusunun, o isteğinin karşılanması lazım. Tabii bu da gösteriyle olur, maçla olur, yarışmayla olur. Bütün bunları engelleme hakkı var mı? Şeyin devletin, sosyal bir devletsek eğer, yani herkese eşit davranılması lazım. Herkese fırsat eşitliğinin sağlanması lazım. Yani bu fırsat eşitliğini de zedeleyici bir konu. Mutlaka. Birçok konu var fırsat eşitliğini zedeleyen ama bu basit bir konu olmasına rağmen bu da zedeliyor. Ama basit gibi gördüğünüz o küçücük şey o aslında büyük bir sorun. Çok evet, büyük bir genel sorun. Genel mentali ortaya, mentaliteyi ortaya çıkarıyoruz. Yani basit bir sorun ama bundan yola çıkarak eğitime bakış açısını görüyoruz. Eğitim Bakanlığı'nın. Evet. Ne derece gündemini oluşturuyor o da tartışmalı. Yani Sayın Bakan'ın gündemi acaba eğitim mi yoksa güzel yurttaki üniversite mi o da ayrı bir konu. Ayrı bir konu. Ayrı bir konuşulacak evet. konu. Bakalım çarşamba güne kadar hani bir yarın ve öbür gün var. Ne sonuç çıkacak takip edeceğiz bizler evet, de. Biz de takipçisi evet. olacağız tabii ki. Eksik bıraktığım bir nokta varsa burada tamamlayalım. Çünkü bir başka eyleme geçmek istiyorum. Bu hafta eylemler konuşuyoruz. Polatpaşa'daki evet. eylemi de konuşalım sizinle. Şimdi Polatpaşa Lisesi'nde evet. de yine aynı şekilde velilerle, evet. okul aile birliğiyle öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizin evet. ortak bir eylemi oldu. Tabii ki orada grevli bir eylem olmadı. Evet. Grev yapılmadı. Sadece okul aile birliğinin temsilcilerinin açıklamaları yetiyordu zaten. Yani olayın vehametini göstermesi evet. açısından. Yani oradaki eğitim pedagojik niteliklerden uzak, hı hı. pedagojik niteliği olmayan bir kişi tarafından din dersinin evet. cinlerle, perilerle, evet. ne bileyim şeytanlarla ve cinsel bir takım evet. olaylarla evet. aktarılması vardı. Ve evet. bu öğretmenin tabii ki ilk vukuatı değil. Daha önce de Mehmetçik Ortaokulu'nda aynı önce, şekilde evet. öğrencileri ve velileri rahatsız edici davranışları olmuştu. Dersi işleme metodu çok sakıncalı ve onda da şikayetler olmuştu. Oradan uzaklaştırıldı. Polatpaşa Lisesi'ne gitti. Polatpaşa Lisesi'nde de aynı tavrını devam ettirdi. Yani öğrencilere pedagojik nosyonun dışında dersi işleme metodu da ve ceza yöntemi de çok sakıncalı. Derse işlediği konularda o yaştaki çocuklara göre, ortaokul çağındaki çocuklara göre, 12 yaşında, 11 yaşındaki çocuklara göre işleniş tarzı da çok
değişik bir yöntem. Yani bir takım hurafelerle evet. çocuğun somut şeyler görmesi gereken, somut konularla meşgul olması gereken bir dönemde ona soyut hurafe şeklinde bir takım bilgilerle çocuğun yaşamını etkiliyordu. Yani tabii ki, tabii çocuk, ki. Düşünün siz çocuk 14 yaşında annesiyle yatıyor. Bu korku işlenen konu korku şeklinde yansıtıyor. Fobi şeklinde dönüşmüş ve çocuk annesiyle yatıyor ya da lavaboya annesi gece işte lavaboya annesiyle beraber gidiyor. Nasıl bir ifadeyle anlatıyorlar ki, anlatıyor ki o çocuk da o yer etmiş artık evet. beyninde. Yani bir omuzunda cin bir omuzunda peri yani bunlar anlatılacak şeyler değil bu yaştaki çocuklara. Kesinlikle. Cinler yani cinler, periler, şeytanlar içinize girecek. Öyle olacak, böyle olacak. Cezalar da çok şey yani işte parmağınızı diz çökmeden yere değdirme cezası. Diziniz çökmeden durarak parmağınızı yere değdireceksiniz. Kız çocuğuna tabii ki yapıyor bunları. Yabancı yurttaşlarımız var orada yani. Hristiyan tabii ki, bir tabii topluluktan ki, gelmiş. Ki. Her zaman onlara, konuştuk bunları. Onlara da yanlış şeyler işte sizi gömecek olmayacak falan filan. Yani böyle bir takım söylemler ki bunlar tabii ki eğitim dışı. Eğitimin içinde olmaması gereken konular ve bu konuyla ilgili de gerekli girişimleri yaptık. Şu anda bu öğretmen okuldan alındı. Okulla ilişiği kesildi ve bu şekilde bu olay sonuçlanmış oldu. Umarız tekrarlanmaz. Çünkü yeni hani tekrarlanmaması şöyle, gerekir. Çünkü başka bir okulda bu vukuat yapıldı. Bu okula nakledildi bu hoca. Burada da aynısı yapıldı. Hani evet, gerekli tolerans da gösterildi ama düzelme olmadığı evet. için ve bu artarak devam ettiği için bu tür davranışlar bir şekilde bu sonuçlanmış oldu. Hani şunu hemen sormak istiyorum. Gerekli tolerans gösterildi dediniz Vedat Bey. Bu noktada yani toleranslık i̇kaz, bir durum mu? Yani ikaz edildi. Davranışlarını düzeltmen gerekiyor. Hani, yani bu şekilde yani evet, okul idaresi yapıyor. Evet. Bakanlık yapıyor kısmen. Demek ki yeterli değilmiş. Yeterli bu. Değil. Yani ciddi anlamda pedagojik yani formasyonunun olup olmadığının tartışılması lazım. Yani bu şey değil. Dersin içeriği de yani şey din kültürü diyor ve ahlak bilgisi. Yani din kültürü dediğimiz zaman ne anlıyoruz? Ahlak kültürü denilen noktalarda neler neler anlatıldı bu evet. çocuklara. Yani ahlakta etik konularında konular anlatılmıyor. Vicdan anlatılmıyor ya da din kültürüyle ilgili işte değişik dinlerin neler inanç sistemlerinin karşılaştırmaları nedir? O işlenmiyor. Belki de ateistliğin de zikredilmesi gerekiyor. Yani çünkü o da bir düşünce. Grup, düşünce bir grup insanın felsefik olarak önemli bir konu. Tabii yani ki. Bunların işlenmesi gerekirken biz döndük orta çağdaki hikayelere döndük. Cinlerle orta çağda nasıl Engizisyon vardı, işte kilise vardı, bilmem ne vardı. Aynı şeyleri biz burada yaşamaya başlıyoruz. Yani ileri gitmemiz gereken yerde dönüp geriye doğru gitmeye çalışıyoruz. Bu tabii ki kabul edilecek bir durum değil. Bunun bir şekilde düzeltilmesi gerekiyor. Şu anda o öğretmen de görevden alındı. Yani o okuldan alındı. Merkeze bir yere verildi sanıyorum. Hı hı. Yani bakanlığa. Bu konuda bu şekilde çözümlenmiş oldu. Tabii ki biz her zaman takipçisi olacağız. Eğer farklı bir başka bir okula tabii ki. O anda o okulda. Hani az önce o nedenle size onu sordum. Böyle bir o vukuat vardı. İşte gerekli uyarılar yapıldı. Takibi alındı. Ama gitti okulda tekrar yapıldı. Tekrarladı. Bu yani umarız ki bundan sonraki hayatında böyle bir şeylere girişmez. Çünkü çocukları dediniz 14 yaşında, 15 yaşında. Yani bunları duyduk, izledik, gördük, konuşuldu. Lavaboya gidecek bir çocuk o yaşta annesiyle babasıyla giden evet. hale geldi. Yani bir korku. Tabii. Ve bunu beyninden atması da çok zordur. Tabii çünkü o yaştaki bir çocuk bunu somut olarak düşünüyor. Hayal gücü çok farklı olur. Evet, hayal gücü çok farklı olur. Yani filmlerde görüyoruz. Niçin 10 yaş diyor. Üzeri göremez, izleyemez. Yani 10 yaş altı göremez. Evet. Ya da 12 yaş ya da 17 yaş. Evet, yani evet.
Demek ki bir şey vardır. Bir şey vardır. Tabii ki. Yaşla ilgili, bir gelişim dönemiyle ilgili, insanın gelişim dönemiyle ilgili bir konu vardır demek ki. Bir anlamasında ya da onu somut olarak gözü önüne getirebilmesinde bir konu vardır. Tabii bir ki. Sıkıntı vardır. Yani soyuttan somuta, yani ya da somuttan soyuta nasıl geçilecek gibi yaş şeyleri vardır. Ha. İnsanın gelişim dönemlerinde bunlar çok önemli. Ve bunlar tabii ki kabul edilmiş ve bunların bir takım bilgileri vardır. Tabii. Pedagoji derslerinde okutulan bir takım konulardır bunlar. Çok hassas noktalar çünkü. Yani hani pedagojik formatlarda olmazsa bu eksik, öğretmenin hep eksik kaldığı noktadır dersiniz sizler. Evet, yani evet. Bu olmasa olmazıdır bir öğretmenin. Yani. Her zaman söylendi, yani Tahir Bey'le de konuştuk, olmazsa olmazıdır diye ifadelerini hep söylerdi. Demek ki burada tam değilmiş ki, ne yazık ki bu olaylarla da karşılaştık. Evet, bu eylem de bu noktadaydı aslında. Eylem de denmez, bir aslında isyan da okuldaki, evet, açıkçası yani, öğretmenlerin, öğrencilerin, velilerin toplu yani, bir isyanı gibi. Evet, sizler de onlarla beraber olmaması gereken bir olayı yaşadınız ve beklenen bir eylem, Umut Ağacı adında bir eylem gerçekleşecek Cuma gün. Yani bu aslında bir sürekliliği anlatan bir eylem olacak ve sendikal platformun hep beraber yapacağımız bir eylemidir. Yani sendikal platform adı altındaki sendikaların ortaklaşa yapacağı bir eylem, bir umut. Çünkü toplumda biliyorsunuz bir umutsuzluk, evet, söz konusu. Özellikle yolsuzluklardan sonra, yolsuzlukların üstüne gidilmemesinden dolayı, bir takım yolsuzlukların hasreti altı edilmesinden dolayı toplumun yeniden harekete geçmesi için bir umut ağacı oluşturduk. Bir sembol diyor bu, sembol olacak. Ve o umut ağacı eylemlerimizin bir başlangıcı olacak. Biliyorsunuz yani bu su meselesi, tabii ki değinmedik şu anda da. Evet. O tartışılan bir konu yani, evet. Su konusu tartışılır ama sadece bir tanesi. Bunun arkasından gelecek olan bir protokol, TCKKTC protokolü var, bir paket var. Yani bu paketin getirileri nelerdir? Bu tartışmaların içinde bu paket ansızın gündeme gelecek. Ve bu paketteki olanlar da daha fazla çalışanın kemerini sıkacak, belini bükecek konular, hak gaspını getirecek konular içeriyor. Bu tartışılmamış daha, açık açık konuşulmamış ama bunun arkası buna bağlanacak. Dolayısıyla toplumu harekete geçirmek için, bu olayı canlandırmak için ve bir dizi eylemin, yani bir eylem yapılmayacak, bu umut ağacı bir sembol olacak, bir demir şeklinde şu anda yapılıyor. Bir gövdesi olacak, dalları olacak. Dalların üzerinde bir tarafı olumlu yanları, bir tarafı olumsuz yanları yansıtacak. Şu anda yaşadığımız kaosun olumsuzluklarını deşifre edeceğiz oracıkta. Deşifre edilecek konular, ki en önemli konular işte yolsuzluklar, hak gaspları, torpiller, ne bileyim ben, özelleştirme, işte su dediniz. Emeğin sömürülmesi ve buna benzer konuların daha fazla deşifre olacağı bir ağaç olacak. Burada bunlar slogan şeklinde asılacak. Bir tarafta da talebimiz olan demokrasi, insan hakları, sendikalaşma. Ve buna benzer konuların olacağı, barış da olacak, çözüm de olacak. Bu iki konunun, yani zıtlıkların bir arada olacağı bir ağaç. Artısıyla eksisiyle. Artısıyla eksisiyle olacak. Ve bu tabii ki sendikal platformun bir eğitim başlangıcı olacak. Katılacak Cuma, sendikalar. Cuma katılıyor bütün sendikal platform. Tüm sendikalar, güzel. Sendikal platform çatısı altında. Cuma günü bu ağacın 17.30'da dere boyunda bir eylemle tanıtılması başlayacak. Bu ağacın konacağı bir nokta olacak. Bu noktada eylemler oradan başlayacak. Orada serbest kürsüler olacak. Tartışmalar olacak ki bu konuları irdeleyip topluma bir umut aşılamak, çalışanlara bir umut aşılamak, hakkını arama
önemli olduğunu vurgulamak. Biraz da kendini bireylerin ifade etmesi adı altında, evet, anladığım kadarıyla bir... Bireyler de kendini ifade edebilecek. Serbest kürsü deyince, evet, onu çağrıştırdı bana. Hani birazcık herkese konuşma hakkı da veriyorsunuz topluma. Evet, hani evet, çıkıp orada düşüncelerini özgürce ifade edebileceği bir yer bulacak anladığım, evet, kadarıyla kişilerde. Yani bir devinim yaratacak bir ortam. Ha. Ve eylemler dizisi olacak. Bu noktada başlayacak, devam edecek dediniz. Evet çünkü. Yani eylem, yani bu dördünde bu ağaç bir şeyle dere boyunda bir yürüyüşle başlayacak. Hı hı. Ondan sonra bir noktada, evet, önemli bir noktadaki bu bir takım kararların alındığı meclise veya işte bu gibi yerlere yakın olacak bir noktada olacak. Ve buradan başka eylemler tertiplenip o hakların kazanılması için ya da hakların geriye götürülmemesi için aslında, evet, bir baskı unsuru oluşturacak. Çünkü şu anda hazırlanan bu paketle beraber ve yapılan uygulamalarla beraber bir hak gaspı vardır ve bunların daha da geriye götürülmesi söz konusudur. Ayrıca bir yozlaşma, bir siyasiler içinde de bir ahlaksız şeyler, yani yolsuzluklar var biliyorsunuz. Hiçbir yolsuzluğun hesabı sorulmuyor. Lefkoşa Belediyesi'nin yolsuzlukları duruyor. Spor dairesinin yolsuzlukları var. Gençlik dairesinin spor yolsuzlukları vardır. Ne bileyim, kumarcılar hanının yolsuzlukları vardır. En önemlisi tabii ki havaalanındaki denetleme, evet, Ercan denetleme ile ilgili yapılan o yolsuzluk vardır ki ombudsmanın görüşü ve raporlarına rağmen kimse bunun üstüne gidemiyor. Kimse bu konuları elleyemiyor. Dolayısıyla siyasetin, eğer siyaset de kendini yenileyecekse bu el yakan konulara da el atması lazım. Yani bir yolsuzluğun, en azından bir yolsuzluğun açıklığa kavuşması lazım. Bunu yapanların cezalanması lazım ki toplum da görsün ki bu memlekette hukuk da çalışıyor, mahkemeler de çalışıyor. Siyaset de artık kendini yenileme azmindedir. Dolayısıyla yürünecek çok yol vardır. Çok. Tabii ki bizim, yani bu hükümet eğer dediği gibi, hükümet programında dediği gibi bir başlangıç yapacaksa, ki daha yapamamıştır, önce bir yolsuzluğu çözsün. Ondan sonra yapacakları daha kolay yapabilir. Peki bu ağacı diğer bölgelere taşımayı düşünüyor musunuz? Yani Lefkoşa'da dere boyunda dediniz mesela. Dere boyunda bir yürüyüş yapılarak tanıtılacak ama başka bir noktada, yani meclise yakın bir noktaya, evet, monte edilecek. Ama bunun başka bölgelere ihtiyaç duyulursa tabii ki götürülecektir. Bence diyecekler bize de bu umut ağacı gelsin. Evet. Hani herkesin hani gelebilen olur, gelemeyen olur ama pek çok kişinin söyleyecek çok sözü vardır. Umarım ki tabii ki herkesin çok söylemek istediği vardır da hani bazen tabii söyleyemiyoruz onları. Söylenmesi gerekiyor, herkes söyleyecek ama bunun da dikkate alınması gerekiyor. Yani artık siyaset çare üretme yeridir. Siyaset memuriyet değildir. Yani bunu da anlaması lazım siyasilerin. Ya da kumpas yeri değildir. Ya da ne bileyim çıkar gözetme yeri değildir. Toplumsal bir sorumluluk var siyasilerde. Eğer bunu tabii yapamayacaklarsa onların bileceği iş, o zaman toplum da bunların üstünden geçecek. Yani silindir gibi bunları ezip geçecek. Yani toplum bir öyle bir böyle, ama toplum artık siyasetin önüne geçmiştir. Siyasilerin önündedir. Yani bunu da fark etmeleri lazım siyasilerin ve ona göre kendilerine, kendi iş partilerindeki iş disipline de bir bakıp kendilerini artık ona göre kendilerine bir ayar vermesi lazım. Peki sendikalar olarak sizler yani hep böyle hani eylemleriniz, duruşunuz son derece güçlü. Peki arkanızdaki toplumu sizler kadar dik görebiliyor musunuz? Yani hani şimdi, umut ağacı dediniz mesela, umutsuz olduğunu zaten söylediniz. Hani sizler kadar konuşuyor mu herkes? Yani herkes. Yoksa böyle öbek öbek toparlanıp da mı? O da var çünkü. Yani şimdi tabii ki herkes konuşuyor ama bir takım tabii ki biliyorsunuz. Ses getirecek konuşma var mı ya da, öyle sorayım size. Yani bunun amacı bu sesleri, bölük pörçük ya da öbek toparlamak, olan sesleri toparlamak. Belli noktalara yönlendirmek. Tabii biliyorsunuz bir de şey var, yani yanlı medyanın spekülatif haberleri vardır biliyorsunuz. Hı hı. Yanlı medyanın yaptığı haberler vardır. Yani toplumun gündemini saptırmak için, bir takım konuları örtmek için.
bir takım sermaye gruplarının basına sızması vardır. Yani bu yolsuzlukları ya da bunları örtbas etmek için bir takım manipülasyonlar yapılıyor basın, yanlı basında. Onlar da onların manipülasyonlarından dolayı da toplum doğru, tam olarak bilgilenemiyor. Dolayısıyla belki o perdeyi de kaldıracak bu ağaç ve toplum kendi doğrudan doğruya katılımcı bir yaklaşımla kendi sorunlarına sahip çıkarak karşıdaki siyasileri etkilemek, karşıdaki siyasileri zorlamak, bir şeyleri zorladığınız zaman yapmak zorunda kalacaklar. Bu böyledir. Yani siyasiler de sonuçta toplumun birer bireyidir ve bu zorlama karşısında kendine çekidüzen vermek zorunda kalacak. Ya da dağarcığında olan bir takım olayları, bir takım yolsuzlukları ortaya çıkaracak. Çıkarırlar mı sizce? Yani çıkarmazlarsa toplum onların üstünde silindir gibi geçecek zaten. Yani bunun şeyi yoktur. Yani başka bir çaresi yoktur. Evet. Yani artık memuriyetten vazgeçsinler, toplumun sorunlarıyla uğraşsınlar. Çok güzel. Yani bu böyle. Yani arzu ettiğimiz tablo bu değil ama bu şekilde gelişiyor. Evet, yavaş yavaş sona doğru geliyoruz Vedat Bey, ama şunu tekrar edelim. 4 Mart günü dediniz Umut Ağacı. 4 Mart Citroen önünde toplanıyoruz. Evet. Oradan dere boyundan bir yürüyüşte bu eylem devamlılık arz edecek. Bu eylemlerin başlangıcı olacak ve... Katılımı nasıl beklersiniz siz? Hani sendikal platform altında herkes hemen hemen var dediniz ama... Tekrar soruyorum ben, toplum olarak sizce katılacaklar mı? Sizinle beraber olacaklar mı? Bu serbest yani, kürsüde konuşacaklar mı? Katılmaları lazım çünkü yani ciddi sorunlar var, bakmayın. Evet. Bir tarafta protokolla beraber gelecek olan sorunlar, çalışanları etkileyecek olan, evet, hak gaspını getirecek olan sorunlar vardır. Bir takım hakların götürülmesi vardır, yaşam standartının düşürülmesi vardır, vergiler vardır. Diğer tarafta ise suyla beraber üreticilerin sorunları söz konusu. Yani üreticilerin de buna destek vermesi lazım. Çünkü bu platformda herkes birleşmezse bu eylemler zincirini, herkes kendi sorununu da getirip katkıda bulunmazsa herkesin sorunu kendinde kalacak. Yani bugün tamam suyu tartışıyoruz ama yarın bu suyun fiyatı ne olacak? Başka bir boyutu, evet. Yani yarın üretici kaçtan alacak, nasıl üretecek? Yani üretici kalacak mı? Üretim devam edebilecek mi bu memlekette? Bu tabii bilinmeyen noktalar. Yani işte kapatasak bazı şeyler ortaya çıkmış. Belediyelerin pozisyonu, kaynakların, yerel kaynakların pozisyonu, yatırımların pozisyonu ortaya çıktı ama yarın bu suyu kaçtan satacak? İşte kimdir? Tekel mi olacak? Özel bir şirket bir tekel kuracak. Ona fırsat verilecek mi? Verilirse ne gibi sonuçları olacak? Üreticiye kaçtan satacak bu suyu? Yani bu boyutu vardı. Bir de tabii ki tüketici olarak herkesin su kullanma hakkı vardır. Su bir haktır aslında. Vatandaşı genel olarak nasıl etkileyecek? Bu konular devamlı tartışılacak ama suya devamlı olarak suyla yatıp suyla kalkarsak diğer taraftan protokol geliyor. Protokoldaki maddeler var. O da bir paket şeklinde. 2016-2018 protokolü. TCKKTC ekonomi protokolü. Ne var bunun içinde? Neler var? Yani aldığımız izlenimler iyi yönde değil. Yani yine çalışanlar, çalışanların sırtına bir şeyler yükleyecek, bir şeyler götürecek ve bir dengesizlik oluşacak. Bu dengesizliğin sonucu, yani sosyal devletin olan birkaç nüvesini de ortadan kaldıracak. Evet. Yani bir fakirleşmeye getirecek. Gelir dağılımı adaletsizliği ortaya çıkacak. Ve zaten var. Zaten var. Daha da derinleştirecek bunu. Diğer taraftan da işte su meselesiyle beraber üretici kesimlerin esnafın dışında esnafı da etkileyecek. Çiftçiyi, hayvancıyı, narinciyeciyi etkileyecek bir politika, su mi? Politikası ortaya çıkacak. Bu da tabii ki günün sonunda tarım politikası eğer bu şekilde devam ederse tarım politikası da meclisin uhdesinden çıkmış olacak. Başkaları karar verecek tarım politikasına. Meclisin uhdesinden çıkmış olacak.
Bu da ciddi bir konu. Yani başkası fiyatını, tutarımı belirleyecekse, üretimi belirleyecekse, evet, demek ki meclisin uhdesinden çıkmış olacak. Evet. Nerede milli irade, nerede meclis? Yani senin iradenden çıktıktan sonra sen nasıl seçime gideceksin? Neyi seçeceksin? Nasıl seçeceksin? Yani bütün bunlar bir takım konuları birbirine bağlıyor aslında. Evet, sonuna geldik birlikteliğimizin. Son olarak söylemek istedikleriniz? Yani bu umut ağacıyla beraber vatandaşlar da bizi takip etsin. Herkese açık olacak olan bir platform olacak. Herkes kendi, evet, sorununu aktaracak. Ama bu sorunları birleştirip bir güç oluşturmamız lazım. Bu güçle beraber de bir takım yaptırımları gündeme getirmemiz lazım. En azından hakların geriye götürülmesi noktasında birlikte olmamız lazım. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Eylem çoğunlukta oldu bugün konuşmalarımızda. Çarşamba gün artık çıkacak olan kararı öğreneceğiz bizler de sizlerden. 20 Temmuz Fen Lisesi'nin bayrak ve beden eğitimi öğretmeniyle ilgili. Ve yine 4 Mart günü dere boyundaki bu umut ağacında umut olalım diyorum hep beraber. Bakalım sizden artık bir sonraki programımıza, zaten haber merkezi takip ediyor. Haberleri, evet, aktarıyoruz dakika dakika sizlerle ilgili de. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Katıldığınız İyi için sağ olun. Size. Evet, bugünün de sonuna geldik. Not defterinin sonundayız. Haftaya bakalım ne konuşulacak not defterinde. Kendinize iyi bakın diyorum. İyi akşamlar.